Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Memiş. Bugün sizlere 6 Ocak Çarşamba günü BİM'de satılan Polosmart FS24 adlı kablosuz kulaklığın kutu açılımını ve incelemesini yapacağım. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ürünümüzü açmadan önce kutusuna bir bakalım. Kutusunun ön yüzünde arkadaşlar ürünün markası ve burada nasıl bir görünüme sahip olduğu yazıyor arkadaşlar. Polosmart E-Bus, yani artırılmış bas teknoloji diyor. Arka tarafta da metal gövdeden olduğu, mıknatıslı manyetik gövdesi olduğunu yazıyor. Sonra müzik arama kapama kontrolü olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şurada görülüyor. Zaten nasıl biri oldu. Teknik özelliklerine bakacak olursak 60 mAh bataryası varmış, dahili bataryası. 1 saatte şarj oluyormuş ve 4 saate kadar kullanılıyormuş. Şimdi kutumuzu açalım. Kutunun içinden arkadaşlar kullanım kılavuzu geçiyor, bir tane uzun bir şekilde. Bunlar yedek kulaklığın şeysi, aparatları, kulaklık uçları. Şarj aleti geçiyor. Bunu da şuraya, gördüğümüz yere takıyoruz arkadaşlar. 1 saatte şarj oluyormuş. Kulaklığım bu şekilde çıkıyor. Gayet ince ve hafif, kablosu kırılabilme tehlikesi var arkadaşlar. Çünkü bayağı bir ince. Manyetik diyormuş ve manyetikmiş. Açma kapama basıyordu arkadaşlar. Açma kapama diyordu. Polosmart yazıyor markası. Şimdi Bluetooth cihazımız ile eşleştirelim bakalım. Cihazımıza uzunca bir basalım arkadaşlar. Üzerinde şey yazıyor, ışıklar yazıyor arkadaşlar, yanıyor. Bluetooth düğmesini uzunca bastığımızda bakalım çıkacak mı ismi. Polosmart, şurada yazıyor arkadaşlar, Polosmart FS24 diye. Eşleştirilsin mi diyor, evet diyoruz arkadaşlar. Ve şu an eşleştirildi ve bu arada arkadaşlar %60 pil kalmış, ne kadar pil olduğunu gösteriliyor. Şimdi arkadaşlar eşleşen kulaklığımızda bir müzik deneyimi yapalım. Daha sonra da arama deneyimi yapacağız arkadaşlar. Telifsiz müziklere girelim. Ya da daha önceki videoma gireyim benim. Sesinizi duyuyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar ben gayet iyi duyuyorum. Ve bası gerçekten güzel bir şekilde karşılıyor arkadaşlar.
Aşağıdaki tuşa arkadaşlar tek sefer basınca sesi azaltıyor. Yukarıdaki tuşa tek sefer basınca sesi yükseltiyor arkadaşlar. Yani kumandadan kulaklıktan ses kontrolü yapabiliyorsunuz. Ama kulaklığın kendisine ait bir sesi yok arkadaşlar. Zaten 40 TL'ye alınan kulaklık böyle olur ve malzemesine göre kaliteli arkadaşlar. Burası şu tutulan yeri şeffaf şekilde arkadaşlar. Video duraklatıldı ve başlıyor arkadaşlar. Şimdi arama yapacağım, sonra da kapanış konuşmasına geçileceğim. Evet arkadaşlar, kulaklık şu anda kulağımda. Sallıyorum başımı sağa sola ama hiçbir şekilde kulaklık düşmüyor. Sadece şurası sallamamdan dolayı, burası ağırlık, metal bir ağırlığı olduğu için aşağı doğru eğimli oluyor. Kulaklığı arkadaşım aradığımda sesi çok iyi geldiğini, ama benim onun sesini biraz böyle tam stereo tarzında değil de biraz cızlama tarzında duyduğumu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu tuşa, ortadaki tuşa iki defa bastığınızda en son kimi aradıysanız tekrar da onu arıyorsunuz arkadaşlar. Ses açma ve kapama tuşları görüşme esnasında hiçbir zaman işe yaramıyor. Sadece telefonundan ayarlayabiliyorsun sesini açıp kapaması kısmını. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz ya da ben anlatabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşça kalınız.